İttihat Terakki'nin 3 liderinden bir tanesi Talat Paşa ve Cemal Paşa ile yol yürüyen Enver Paşa. Kimilerince hayalperest, kimilerince kahraman, kimilerince ise bir haindi. Tabi bu tarihi kimin nasıl okuduğuna bağlı. Vatansever bir adamdı Enver Paşa. Vatanını çok seven bu adam elinde bir kılıçla kurşunlara göğsünü siper ederek şehit oldu. Başkomutan vekili Yüce Başbuğumuz Enver Paşa 14 Aralık'ta Köprüköy'e geldi. Ben üst üste iki fanila, kalın subay ceketi, kalın kaput giymiştim. Ama soğuktan tir tir titriyordum. Başbuğun sırtındaysa ceketten başka bir şey yoktu. Üşümüyordu, inanıyorum. Çünkü insanüstüydü. Bize işleyen güçler onu işlemiyordu. İsmail Enver, 22 Kasım 1881 tarihinde imparatorluğun başkenti İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Hacı Ahmet Paşa Malta sürgünlerindendi ve inşaat teknisyeni olarak görev yapmaktaydı. Annesi Ayşe Dilara Hanım'ın soyu ise Gagavuz Türklerine dayanmaktadır. Enver Paşa bu anne ve babanın 5 çocuğundan ilkidir. Enver'in çocukluğu babasının sürekli tayin edilmesinden dolayı memleketin farklı farklı şehirlerinde geçmişti. İsmail Enver 1889 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi'ne girdi ve 1893'te mezun oldu. Ardından Manastır Askeri İdadisi'ne geçen Enver, 1896 yılında oradan da mezun olarak Harp Okulu'na geçti ve 1899 yılında Piyade Teğmeni'nin rütbesini alarak eğitimini tamamladı. İsmail Enver henüz Harp Okulu'nda eğitimine devam ederken Kutül Amare kahramanlarından olan amcası Halil Kut ile birlikte tutuklandı ve Yıldız Mahkemelerinde yargılandı. Fakat daha sonrasında serbest bırakıldı. Enver Paşa'nın ilk görev yeri Manastır 13. Topçu Alayı 1. Bölük oldu. Orada kurmay yüzbaşı olarak görev yapmaya başladı. Yıl 1906'ya geldiğinde Enver Paşa binbaşı rütbesine yükselmişti ve yine aynı yıl sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti adına kavuşacak olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katıldı. Enver Paşa bu tarihlerde aynı zamanda Bulgar çeteleriyle de mücadele etmişti. Bu mücadeleler onun milliyetçilik duygularına oldukça büyük katkı sağlamıştı. Enver Paşa artık ihtilal hareketlerinin merkezinde yer almaya başlamıştı. Öyle ki bu yolda vatan aşkından başka hiçbir sevgiyi kalbine sığdırmamıştı. Enver Paşa 1908 yılının 1 Haziran'ında kız kardeşi Hasene Hanım'ın eşine yani Selanik Merkez Kumandanı olan ve sarayın adamı olarak bilinen Kurmay Albay Nazım Bey'e suikast girişiminde bulundu. Fakat bu suikast başarısız oldu ve Enver Bey divanı harbe yani askeri mahkemeye sevk edildi. Bu mahkemeden de aklanarak çıkan Enver Bey, Resneli Niyazi Bey'in dağlara çıktığını öğrenince Manastır yerine Tikveş'e yönelerek kendi birliğini de yanına aldı ve dağa çıktı. Cemiyetini ve fikirlerini orada yaymaya devam etti. Enver Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli müfettişi olarak gayri resmi bir göreve de bu tarihte başlamıştı. Enver Paşa bu görev doğrultusunda dönemin padişahı 2. Abdülhamid'in o bölgeye gönderdiği paşaları bertaraf ederek etkin olduğunu payitahta göstermiştir. Tüm bu olanların ardından 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmiş ve bu ilanın arkasından Enver Paşa halkın sevgisini kazanmıştı. Adına marşlar, şiirler, şarkılar yazılmıştı. Gazetelerde ve kartpostallarda boy boy resimleri yer aldı. 1909 yılında Enver Bey Berlin'e ateşe olarak atanır ve bu atama sonucunda Enver Bey'in yaşantısı tam anlamıyla değişmiştir. Enver Bey Avrupa'ya bu görevle gittiğinde neredeyse tüm Avrupa onu tanımaktadır. Avrupa onu vatanına özgürlük getiren asker olarak tanımaktadır. Fransa'ya, İngiltere'ye ve İtalya'ya gittiğinde onu tanımak ve sohbet etmek için adeta kuyruklar oluşmuştur. Meşrutiyetin ilan edilmesinin ardından mevcut Osmanlı Devleti hükümeti batıya dönük bazı çalışmalar başlatma kararı almıştı. Fakat gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan reformlar bazı tutucu kesimlerin büyük tepkisini çekmişti. Bu tepki sonucunda da bu fikirde olan ve ordu içinde yer alan kişilerin destekleriyle 31 Mart olayı patlak vermişti. Bu isyanın bastırılması için Enver Paşa da İstanbul'a doğru yola çıkar ve Mahmut Şevket Paşa'nın liderliğindeki hareket ordusuna katılır. İsyanın bastırılmasının ardından 2. Abdülhamit düşer ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta oturur. Enver Bey bu olayın ardından Padişah Mehmet Reşat'ın yeğeni Naciye Sultan'la nişanlanmıştır. Enver Paşa bu nişanlılığın ardından Arnavutluğa başka bir isyanı yani İşkodra isyanını bastırmaya gitmiştir. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti'nin kaderi
yerini değiştirmede etkili olan Trablusgarp'a gitmiştir. Bu bölgede Enver Paşa ile birlikte Mustafa Kemal ve binbaşı Fethi Okyar gibi isimler de önemli rol oynamışlardır. Bu bölgeye giderken her isim gizli görevde olduğu için çeşitli kimliklerle bölgeye gitmişlerdi. Enver Paşa da bu bölgeye önce bir doktor, daha sonra Suriyeli tüccar kılığında gitmiştir. Trablusgarp'a giden Enver Paşa orada 20 bin kişiyi örgütlemiştir. Fakat bölgeye hakim olmak oldukça zordur. Payitahttan gelen yardımın da oldukça geç geleceği belli olunca Enver Paşa kendi adına para bastırır ve bölgenin lideri konumuna gelir. Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa bu bölgede muhteşem bir zafer elde ederek İtalyanları bertaraf ederler. Enver Paşa yarbaylığa terfi eder ve Balkan savaşlarından dolayı İstanbul'a geri çağrılır. 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti için hezimetle sonuçlanmıştır. Bunun üzerine Meclisi Kebiri Meşveret yani olağanüstü meclis toplanmıştır. Bu toplantıda çıkan karar Enver Bey ve İttihatçıları oldukça öfkelendirir. Çünkü çıkan karar barış anlaşması yapılması yönünde olmuştur. Bu durum üzerine başta Talat Bey ve Enver Bey olmak üzere birçok isim darbe planını yaparak hükümeti ele geçirmeye yönelik harekat planını başlattılar ve bu plan doğrultusunda Baba Ali baskınını yaparak hükümeti devirdiler. Gün gelmiştir ve 2. Balkan Savaşı başlamıştır. Fakat bu süreçte düşman devletler toprakları nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmazlığa düştükleri bir süreçte devreye Enver Paşa girer ve hiç beklenmedik bir şekilde Edirne'ye girerek Edirne'yi geri alır. Bu başarısından ötürü de önce albaylığa, daha sonra da generalliğe yükselmiş olur. Tabii ki yükselişi bu kadar kalmamıştır Enver Paşa'nın. İttihat ve Terakki kadrosuyla anlaşmazlık yaşayan Ahmet İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırlığından istifa etmesiyle bu göreve Enver Paşa getirilir ve aynı zamanda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliğine de getirilen Enver Paşa, ordunun en üst yönetimindeki tek adam konumuna gelmiştir. Konumu bu denli ilerleyen Enver Paşa, orduda çeşitli düzenlemeler yapmak üzere harekete geçmiştir. Tarihte bilinen bir yanlış da burada aslında kendini gösterir. Enver Paşa bir Alman hayranıdır. İşte bu koca bir dedikodudur. Enver Paşa Alman'ın hayranı değil, Almanlar Enver Paşa'nın hayranıydı. İşte bu yüzden birçok Alman komutan Enver Paşa ile yan yana olabilmek için onunla birlikte çalışmayı istemekteydiler. Enver Paşa ek olarak ordu ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken daha fazla kişinin askere alınmasını sağlamıştır. Hatta ordu içinde okuryazarlık oranının yükselmesi için yeni bir alfabe geliştirmiş. Fakat bu alfabe o zorlu süreçte pek fazla öğrenilememiştir. Enver Paşa'nın adını sonsuza kadar kazımaya yeten yenilik ise 1. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda bütün askerlerin taktığı serpuş olmuştu. Enver Paşa'nın tasarladığı bu serpuşun adı Enveriye olarak belirlenmişti. Osmanlı Devleti her ne kadar çok fazla dirense de neticede 1. Dünya Savaşı'na girmişti. Enver Paşa ordunun başındaydı. Fakat bu denli büyük savaşlara aşina değildi. Bu yüzden ordunun idaresini genel manada müttefik Almanlara bırakmıştı. Enver Paşa'nın bu büyük savaşlara aşina olmamasının sebebi görev yaptığı yıllar boyunca gerilla taktikleriyle çetelerle savaşması ve o konuda uzmanlaşmış olmasıdır. İşte Enver Paşa'nın başına gelen en büyük felaket bu süreçte meydana gelmiştir. 150 bin kişilik ordusuyla Rusları arkalarından çevirip geriletmek isteyen Enver Paşa, Kars ve Batum'u ele geçirmek için Sarıkamış harekatına girmiştir. Burada binlerce Türk askeri şartlara dayanamayarak donarak şehit olmuşlardır. Kimileri bu konuda Enver Paşa'yı suçlarken, kimileri ise esas sorumlunun Hasan İzzet Paşa olduğunu söyler. Enver Paşa bu hadisenin ardından oldukça kötü bir psikolojiyle İstanbul'a döner ve başka bir orduya komutanlık etmez. İşte bu yenilginin ardından o bölgede Ermenilerin Osmanlı halkına karşı zulmü başlamıştır. Enver Paşa 1915 yılında Kor Generalliğe, 1917 yılında da Or Generalliğe yükselmiştir. Bunun en büyük sebebi de Kutul Amare'deki zaferdir. Fakat bu zafer uzun sürmez ve Osmanlı Devleti zamanla aldığı yenilgiler neticesinde Filistin, Irak ve Suriye'de hakimiyetini kaybeder. 1918 yılında Talat Paşa ve kabinesi istifa eder ve Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı son bulur. İngilizler bu durum üzerine İttihat Terakki üyeleri için yakalama kararı çıkartır ve Enver Paşa Alman torpidosuna binerek yurttan acı içinde ayrılır. Enver Paşa hayalperesttir. Bir şekilde bu direnişin başına geçeceğini düşünür. Fakat Divan-ı Harp Enver Paşa'nın rütbelerini geri alıp onu ölüm cezasına çarptırır. Enver Paşa birkaç sene çalkantılı bir hayat yaşar. Hapislere girer çıkar ve sık sık ülke değiştirir. Fakat 1920 yılında Bakü'de gerçekleşen 1. Doğu Halkları Kurultayı'na katılarak Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı temsil eder. Fakat bu kongrede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, kendine olan güveninin sarsıldığını görür. 1920
1921 yılında Talat Paşa'nın ve 1922 yılında Cemal Paşa'nın hayatını kaybetmesiyle İttihat ve Terakki'nin lideri Enver Paşa olmuştur. Enver Paşa 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup göndererek Anadolu hareketlerini desteklediğini söyler ve milli mücadeleye katılmak ister. Fakat Gazi Paşa bunu uygun görmez ve Enver Paşa büyük bir yalnızlığın girdabına girmiştir. Enver Paşa yalnızlığa ve eli kolu bağlı oturmaya dayanamaz. Yanına Kuşçubaşı Hacı Sami ve birkaç arkadaşını alarak Buhara'ya gider. Amacı orada Ruslara karşı savaşan basmacıları örgütleyip isyan etmektir. Orada Enver Paşa adeta padişah gibi karşılanır ve öyle davranılır. Kendisini Ulu Turan İhtilal Orduları Kumandanı ilan eden Enver Paşa, 1922'nin Şubat ayında komutasına aldığı basmacı birlikleriyle Sovyet garnizonlarından birini tutsak alır ve Horasan'a doğru yürüyerek Kızıl Ordu birliklerinin bölgeden çekilmesini ister. Fakat yapılan çatışmada yenilgi alması üzerine dağlara çekilir ve tarih 4 Ağustos 1922'ye gelmiştir. Bir kurban bayramıdır. Türk karargahında gerçekleşen bir bayramlaşma törenine Ruslar baskın yapar ve Enver Paşa yalın kılıç bir mitralyöze doğru koşarken kurşunlanarak şehit edilir. Bir şehittir Enver Paşa. Kimilerine göre hain, kimilerine göre kahraman, kimilerine göre hayalperesttir. Ama bilinmelidir ki Enver Paşa bu ülke için, bu topraklar için canını dişine takan bir vatanperverdir. Enver Paşa'nın naaşı yıllar sonra 3 Ağustos 1996'da İstanbul'a getirilir. Ağustos 1996 tarihinde Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde Talat Paşa'nın yanındaki mezara defnedilir.